kar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana olur, derde fermanı sultanı. Birçok arkadaşımız biraz mübalağa sanatını mı kullanıyorsun demişlerdi. Bunu 15 Temmuz'da bizzat görmüş oldum. 15 Temmuz gençlerine de selamlıyorum. Evet. Alkışlayanlara teşekkür ediyorum. İlk alkışı başlatanlara ayrıca. Evet, şimdi Aliyan'ın gençliğine baktığımız zaman da Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda kendi bölgelerindeki durumlarını, sadece Bosna'yı konuşmuyorlar, Mısır'ı konuşuyorlar, Türkiye'yi konuşuyorlar, ümmetin her coğrafyasını konuşuyorlar. Dolayısıyla Aliya bizim liderlerimiz arasında farklı bir yöne, farklı bir yere sahip. İslam dünyasının karizmatik liderleri, birçok yönüyle öne çıkan liderleri var ama bilgelikle, bilgiyle, kendi içerisinde felsefeyle hesaplaşacak kadar entelektüel yanı olan liderlerimiz az. Dolayısıyla sadece bilgelikle, entelektüellikle kalmayıp aynı zamanda eylemi entelektüellikle buluşturan, eylemi bilgiyle, bilgelikle buluşturan bir lider olması açısından da Aliya'nın özgün ve özel bir yeri var. Dolayısıyla bizim Aliya'yı daha çok okumamız gerekiyor, Aliya'yı anlamamız gerekiyor. Daha diyor bir hatıra kitabında, daha 15 yaşlarında batılı filozoflara eleştiri getirecek kadar felsefeye hakimdi. 18 yaşlarında batıya reddiye yazacak kadar bilgi, birikim sahibiydi. Bizim gençlerimiz de inşallah Aliya'nın izinde, onun yolunda dünyaya, batıya, batı ideolojisine karşı Müslümanların savunacak hale gelecekler ki öyleler, inanıyoruz, ümit ediyoruz. Değerli dostlar, ben fazla uzatmayacağım. Cumhurbaşkanımız, kıymetli Cumhurbaşkanımızın Aliya ile ilgili bir hatırası var. Cumhurbaşkanımız bir yurt dışı seyahatinde Aliya'nın son günleri, hasta olduğunu biliyor ve programda olmamasına rağmen uçağını Saraybosna'ya yönlendiriyor ve Aliya'yı ziyaret ediyor. Aliya günlerden beri konuşmayan bir halde son demlerini yaşıyor ama Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle yüzüne bir canlılık, gözlerine bir ışıltı geliyor. O gök gözlerine bir ışıltı geliyor ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden oldukça memnun oluyor. Artık son günlerinde hiç konuşamamasına rağmen orada Cumhurbaşkanımıza aynen şöyle söylüyor: dualarımız sizinle, bu topraklar Osmanlı bakiyesidir. Bosna'mı koruyun, Bosna'ma sahip çıkın, o size emanet diyor. Bu emanet, bu ödev sadece Tayyip Erdoğan'ın üzerinde değil, hepimize emanet, Bosna da bize emanet, Musul da bize emanet, Kerkük de, Kırım da bize emanet, siz de Allah'a emanet. Bir teşekkür ve kapanış konuşması gerçekleştirecek. Hepiniz Allah'a emanet olun.
Evet arkadaşlar, gerçekten hepiniz sayesinde ve hepinizin bereketiyle, başta Aliye'nin bereketi olmak üzere mükemmel bir program oldu. Ben biraz hiperaktif olduğum için diğer başkanlar gibi önde oturamıyorum. Arkada böyle koşturuyorum falan. Çok harika bir program oldu. İnşallah biz bundan sonra da tutti programlara devam edeceğiz. Her programda siz değerli arkadaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Burada Yazarlar Birliği'nin bir geleneği var bizimle başlayan. Biz her programda gençlerin konuşmasını istiyoruz. Diğer programlara hazırlıklı gelin. Burada mutlaka kürsü imkanı olacak. Bu kürsülerden yüzlerce gencimiz ilk konuşma heyecanını atarak şimdi üniversitelerde söyleşilere katılıyorlar. Bununla ilgili bir hatıram var, onu paylaşayım. Aydın'da iki tane tıp öğrencisi dergi çıkarıyor. Mükemmel bir dergi, İskele diye. Onları aradım, dergiden dolayı tebrik ettim ve İstanbul'a davet ettim. İstanbul'a geldiler, onlara bir söyleşi programı burada hazırladık. Tam söyleşi başlayacak, afişleri dağıttık, basına duyurduk. Tam söyleşinin başlayacağı sırada gençler yok. Program öncesinde de böyle dizleri titriyor, elleri titriyordu falan. Ben tahmin ettim, bunlar herhalde kaçıyor dedim. Çıkarak Sultanahmet tramvay durağına doğru gittim, gerçekten kaçıyorlar. Zorla ikisini kollarından tutup buraya getirdim. Ve gerçekten ilk heyecanlarını attıktan sonra mükemmel bir konuşma yaptılar. Yıllar sonra, 3-4 yıl sonra Fatih'te Ağaç Kitap Evi'ne gittim. Böyle dergileri karıştırırken onların dergisi, teşekkür yazıyor büyükçe. Bir baktım şöyle diyorlar, Yazarlar Birliği'nde bizim bütün kaçmamıza rağmen, korkaklığımıza, çekincemize rağmen bize kürsü hakkı tanıyan Mahmut abiden sonra kısmetimiz açıldı. 20 üniversitede söyleşi yaptık, buradan teşekkür ediyoruz diye. Dolayısıyla artık programlarda, bütün yaptığımız faaliyetlerde gençlerin kürsü almasını, söz söylemesini istiyoruz. O yüzden her programımızda bu kürsü size açık, TYB sonuna kadar açık. Biz her yaptığımız programda ilkemiz şu, bütün yorulmalarımız, bütün koşturmalarımız nedir diye sorarsanız cevabı, bir gencin kalbine bir Fethiye Mutluoğlu duygusu, düşüncesi, bir Aliya, bir Nurettin Topçu, bir Sezai Karakoç aşısı yapabilirsek yeterli diyoruz. Bir dönem burada ustaların izinde bir program yaptık. 5 ustayı konuştuk 5 gün boyunca. Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Nuri Parktil, Sezai Karakoç. Bir yayın evinden aradı bir dostumuz. Dedi ki, TYB'de program mı var? Hayırdır, ne oluyor dedi. Niye diye sordum. Biz dedi, bu hafta o kadar çok kitap gençler istedi ki yetişemedik dedi. Bizim de dedim amacımız zaten oydu. Bütün programlardan sonra bir gencimiz dahi andığımız, bahsettiğimiz, konuştuğumuz şahsiyetin kitabına ulaşırsa bu program amacına ulaşmış demektir. Bu programdan sonra da inşallah bir aşı, bir şey, bir aşk olsun. Aliya'nın kitaplarını okuyalım arkadaşlar. Aliya'nın kitaplarını okuduğunuz zaman hem ümmete hem millete nasıl bir faydalı insan olacağını ve ümmetin gelecekteki yüzyılını nasıl koruyacağımızı bize gösteriyor. Bu anma programları sadece geçmişi yad etme ya da hatıra boyutlu değil. Biz bu programla geleceğin Bosna'sını, geleceğin Türkiye'sini, geleceğin Balkanlarını şekillendirmeye vesile olsun diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Şimdi Aliya'nın hayatını okurken, Balkanların, Bosna'nın elimizden nasıl alındığını okurken insan gözyaşlarını tutamıyor. Dolayısıyla yarın o topraklarda yine biz olacağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Ben de zaten sizi hazır görüyorum. Allah sizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun.